Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Çiçeklerim coştukça sizinle paylaşmak çok zevkli oluyor. Ve ben bu görüntülere bayılıyorum. Bu sene ilk defa açtı. Stapelia gigantea yellow form. Bakın. Bu kadar eri çiçekli bir çiçek gördünüz mü hiç? Şöyle. Çok çok büyük. Ben kendimce sözde amatörce aşı yapmaya çalıştım. Şu giganteayı bir de şu mor açan başka bir stepelyayı şuradan kestim, birbirine yapıştırdım. Hani belki farklı bir tür yakalarım diye düşündüm. Ama maalesef olmadı. Sadece şu gördüğünüz leke oldu. Bu Grandiflora. Daha çiçek açmadı. 1-2 güne açar. Bu da Gigantea sarı. Yeni bir şey denemek istedim. Ama maalesef olmadı. İyi ki denemişim. Yoksa hep içimde kalacaktı. Deneseydim ne olurdu, denemeseydim ne olurdu diye. İyi ki denemişim. Bu da benim emektar kaktüsüm. Arkadaşlar artık her videoda bunlara besin verdiğimi anlatacağım. Sadece ve sadece bunlara bitki besini veriyorum. Stapelyalara asla bitki besini vermiyorum. Bunların saksıları küçük olduğu için vermek durumunda kaldım. Toprak yeterli değil artık. Gereken besini vermiyor onlara. Ben de ziraat mühendisine danıştım. O MKP'yi önerdi bana. Bir önceki videoda zaten anlatmıştım. Göstermiştim. Bir sürü videoda göstermiştim. İstediğiniz kadar sorabilirsiniz. Kesinlikle üşenmem. Tekrar tekrar anlatırım. Çünkü başkası da ben nasıl faydalandıysam başkası da faydalansın istiyorum. Bakın. Muhteşem bir görüntü. Kokusu da öyle. Kötü kokanlarla iyi kokanlar bir arada. Bu da bugün açtı. Hatta ben hazırlanırken daha tam açmamıştı bu. Şimdi tam açtı. Bu tam açmamış daha. Ucundan tutsam hemen açılacak. Kızmazsınız değil mi böyle açarsam? Bazıları kızıyor da. Bırak doğal haliyle açsın diye. Bazen dayanamıyorum ne yapayım. Neyse. Kendiliğinden açsın. Bu da öyle. Bu da tam açmamış daha. Da açacak. Bunu çok sevdiğim için her yere diktim. Her saksıya bir iki tane dal diktim. Gördüğünüz gibi bakın. Bakın arkadaşlar bunu bahçe toprağına dikmişim. Şu gördüğünüz bahçe toprağı. Bunu da torfa dikmişim. Bahçe toprağındaki daha güzel gelişti. Şu parlaklığa bakar mısınız? Onları karıştırmamak için kendimce böyle numaralar koyuyorum. Onların hepsine numara koyabilmem için zaman ayırmam lazım. O da çok zamanımı alacağı için şu an hiçbir şekilde yapamıyorum. Bunu uçlarından kestim. Çok uzadı çünkü. Dikmeye çalıştım başka yere. Kestikten sonra dikerek olmuyor. Ama şuradan, şu boğumdan keserseniz, bu mevsimde torfa dikerseniz çok çabuk kök veriyor. Bunda birkaç tane tür dikmişim. Şöyle yapalım. Bu
sözde başka bir tür olarak aldım ama sanmıyorum. Sanırım bendeki melentana'nın aynısı çıkacak. İnşallah değildir ama bendeki melentana'dan çıkarsa üzülürüm. Çünkü ondan çok var bende. O da ayrı bir tür. O 3 gün önce açmıştı. Bakar mısınız? Hala açık. Havalar serinledikçe yandaki çizgileri belirginleşiyor, daha da koyulaşıyor. Şuna bakar mısınız? O kadar sıkışmış ki. Nereden çiçek açmaya çalışmış? Başladığı yeri bilemiyorum bile, göremiyorum. Yazık, sıkışmış. Bugün bunları tozlayacağım. Ve tohum olduktan sonra bir arkadaşa göndereceğim. Ben uğraşamıyorum. Sevmiyorum uğraşmayı. Şimdi size bir daha önce ektiğim tohumları göstereceğim. Hiç sabrım yok bunlarla uğraşmayı. Görünüyor mu bilmiyorum ama minik minik. Şöyle. Daha yakından göstereyim. Çiçeklerde ustayım ama tohum ekiminde biraz acemiyim. Daha önce tozladıklarım, bakın, tohum kesesi oluşmuş. Bu da olgunlaşan tohum kesesi. Şu koparalım. Başkası var mı bilmiyorum, bakmam lazım. Başka yok. Şimdilik bunlar var. Bunları ekmeyeceğim. Bir arkadaşa göndereceğim. Dediğim gibi benim sabrım yok. Dönüp dönüp size bunu göstermeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok büyük, çok gösterişli bir çiçeği var. Bunu Kıbrıs'tan getirmiştim ben. Gigantea'nın birkaç türü var. Bu en gösterişli olanı. Kocaman. Şimdi biraz da sukulent görelim. Arkadaşlar, bu yaprakları size daha önce göstermiştim ben. Bakın, yaklaşık 15-20 gün önce. 20 gün olmadı ama 15 falan oldu. Onları kopardım. Bir kasaya koydum. O kasadan çıkardım. Şimdi buraya koydum. Bakın. Birkaç gün sonra onları dikmem lazım. Hepsi yavaş yavaş bebiş vermeye başladı. Bu tombul yapraklılar biraz zor yavru veriyor, zor büyüyor ama büyüyor işte. Bu da Fred Ives'in yaprağı. Bu da Sedevira Letezia. Kış ayında kıpkırmızı oluyor ama bizim burada kış sert olmadığı için bakalım kızaracak mı? Baharda satın almıştım. İlk defa bizde kışı geçirecek. Bakalım. Bunları da böyle kırıp kırıp başka yere dikeceğim. Bunun ismi Stahli. Kıpkırmızı oluyor. Soğuk aldı mı kıpkırmızı oluyor.
Bu aynımız yazın simsiyah, kış geldi mi de böyle rengi açılıyor. En sevdiğim türlerden bir tanesi. Arkadaşlar bugün saydığım irili ufaklı 52 tane çelik var ben. Çelik, anaç. Bunlardan tam 52 tane var. Ve hiçbirini de satmaya kıyamıyorum. Satmayı da düşünmüyorum. Daha önce de söylemiştim. Ben sukulent satmıyorum. Bilakis biriktirip böyle manzarası hoş olsun diye onları kendim için biriktiriyorum, dizmek istiyorum. Ama eğer sukulent satın almak istiyorsanız Çiğdem Hanım'dan alabilirsiniz. Onda çok güzel sukulentler var. Çiçek Çiğdem diye bir bayan. Hem Instagram'da hem de Facebook'ta sayfası var. Bu da koyu renkli. Affinis mi? Başka bir şey mi bilmiyorum. Bu da kışın simsiyah olan türlerden. Black Prince. Yapraktan ürettiğim Fred Ives. Bakar mısınız nasıl da kızardı? Daha dikmem gereken en azından 20-30 tane var. Onları da birkaç gün sonra dikerim herhalde. Yine böyle bardaklara dikeceğim. Bunları çıkarıp daha büyük saksıya alacağım. Form vermek istiyorum onlara. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.